Hadi bay bay de. Bay bay. Evet, Amerika'ya yolculuk vlogunun ilk gününe hoş geldiniz. Bilmeyenler için Atlas Amerika'da doğmuştu. Ve bu karnımdaki güzel kızı da aynı haktan mahrum etmek istemedik. Sadece birazcık geç karar verdik. Her şeyi bir haftada ayarladığımız inanılmaz hızlı bir seyahat planı oldu. Son dakika planlamasının mağduru olarak uçağın en arka kısmındaki son koltukları satın aldık. Ama dev gibi göbeğimi ve yanımda enerjiden patlayan çocuğu gören uçuş görevlileri annemi bir ön koltuğa oturttu. Hemen önümdeki Ivan Drago kadar büyük yolcunun yanına. Ama kendisine ön yargıyla yaklaşmışım, koltuğunu ben arkasındayken hiç indirmedi. Ekransız hayatımıza yolculukta da devam ettik. Bol bol kitap okuma, hamurlar ve oyunlarla geçti yolculuk. Uçuşta Atlas'ı uyuduktan sonra bol bol tarif düzenledim ve bir de Soul filmini seyrettim. İzlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz. Benim ikinci seferim. Ve işte evimize geldik. Bir haftada bulduğumuz bu ev gerçekten benim bütün beklentilerimi aştı. Miami'nin merkezinde tertemiz 1+1 bir ev. Ama her şeyden de güzeli içinde kurutma ve çamaşır makinesi var. Amerika'da bu hizmeti bulmak gerçekten bazı apartmanlarda çok zor. Çünkü genelde toplu çamaşır alanları oluyor ve ben gerçekten o alanları kullanmaktan pek haz etmiyorum. Atlas yolculuk boyu gerçekten de hiçbir şey yemediği için gelir gelmez onun makarnasını hazırlıyoruz. Ve nasılsa hala enerjisi tavan, bol bol oyun oynuyoruz. Şu an burada inanılmaz mutlu ve huzurluyum. Bana emanet olan 3 kişiyi, karnımdaki bebek, Atlas ve annem Amerika'ya sağ salim getirdim. Hemen şöyle bir dışarıyı izliyorum. Evimiz şehir manzaralı ve önünde de çok güzel bir park var. Ertesi gün tabii ki sabah erkenden parka geliyoruz. Bu park önümüzdeki günlerde bence kurtarıcı olacak. Evet, sevdim buraları. Zaten evin yanında Target Market de var. Bence her şey güzel olacak. Evet, ilk hastane randevuma doğru yürüyorum. Atlas'ı da doğurduğum hastaneye geldim. Miami'de yine aynı doktorla ilerleyeceğim. Bakalım, heyecanlıyım. Aslında kendisi bebeği ilk gören ve tespit eden kişi. Çünkü ben zaten bebeği Miami'deyken öğrenmiştim, tarihindeyken. O yüzden hemen kendisine bir gelmiştik. Şu an aslında ikinci kere görecek. Ama ilk gördüğünde bebek 7,5 haftalıktı. Şimdi 34 haftalık. Bayağı bir zaman geçti. Tek başıma geldim. Atlas'ı annemle bıraktım. Her hareketi danıştığım gibi bu konuyu da psikologumuza danıştım. Bebeği içeride görmenin ona iyi gelip gelmeyebileceğini söyledi. Çünkü yani çok anlamlandırabileceği bir görsel dünya değil. O yüzden tek başıma geldim. Burası doktorumun ofisi. Hiç ultrasonla bakmadığı için hafif hayal kırıklığına uğrasam da güzel bir görüşmeydi. Doğum tarihi, testler, ödemeler, her şeyi halledip huzurla eve dönüyorum.